Teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince anlatmaya çalışayım. Lütfen. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de emekli aylıkları, memur maaşları tüketici fiyatları endeksine göre artırılıyor. Özellikle işçi emeklileri açısından sorun son derece vahim. Şöyle ki işçi emeklilerinin aylıkları sadece tüketici fiyatları endeksi oranında artırılıyor. Memurlar için ve memur emeklileri için ise durum biraz daha farklı. Şöyle ki memurların bir toplu sözleşmesi var. Bu toplu sözleşme sendikayla en çok sahip sendika memur sende kamu işlerinin arasında imzalanıyor ve bu toplu iş sözleşmesine göre kamu görevlileri ve kamu emeklileri aylıkları ve maaşlarında artış alıyorlar. Şimdi bu dönemde de yürürlükte olan bir toplu iş sözleşmesi, toplu sözleşme var. Bu toplu sözleşme Ağustos ayında imzalandı ve 1-1-2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Şimdi bu toplu sözleşmeye göre Ocak ayında memur maaşlarına %5 zam yapıldı. Temmuz ayında da %7 zam yapılması öngörüldü. Ancak bu toplu sözleşmede yer alan enflasyon farkı maddesine göre eğer enflasyon 1 Ocak'la yani Ocak ayıyla Ocak 1 Ocak 2022 ile 30 Haziran 2022 arasındaki sürede %5'i geçerse bu geçen kısım fark olarak şeylere memur maaşlarına ve dolayısıyla da memur emekli aylıklarına eklenecek. Şimdi şey bu, toplu sözleşmede yer alan kural bu. Ancak biliyorsunuz Ocak ayında hükümet memurlara ve memur emeklilerine 2,5 puanlık bir iyileştirme yaptığını söyledi. Şimdi bu 2,5 puanlık iyileştirmeyi hepimiz hükümetin ekstra bir refah payı olarak verdiğini, yüksek enflasyon döneminde bir refah payı olarak verdiğini düşündük. Ancak Temmuz ayı geldiğinde bunun böyle olmadığı ve bu 2,5 puanın enflasyon hesabından geri alındığı ortaya çıktı. Yani o hükümet Ocak ayında vermiş olduğu 2,5 puanı şeye geldiği zaman, Temmuz ayına geldiği zaman enflasyon hesabından geri aldı ve yapılacak olan enflasyon farkını, eklenecek olan enflasyon farkını 5 puan eksilterek değil, 7,5 puan eksilterek verdi. Şimdi toplu sözleşmeye göre 5 puan eksiltilmesi gerekiyor. Ancak hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı bir yasayla toplu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirdi. Bu ilk itirazım bu, yani ilk hesaplamada hata değil bu tabii. Yani bu bilinçli olarak toplu iş sözleşmesinin delinmesidir. Yani ortada bir yanlış yapılan, yanlışlıkla farkına varılmayan bir hesap hatası yoktur. Yani şey yapılan hesaplamada yanlış yapıldı, dalgınlığa geldi diye bir şey sorun söz konusu değildir. Sehven İlk değil yani. önemli sorun toplu sözleşme sadece taraflarca değiştirilebilecek iken bunun bir yasayla değiştirilmesi ve mahsup edilecek olan puan 5 puan yerine mahsup edilecek olan miktarın 7,5 puana çıkarılmasıdır. Şimdi bu Türkiye'deki toplu sözleşme düzenine aykırıdır. Neden aykırıdır? Çünkü toplu sözleşmeler taraflar arasında, yani sendika ve işveren arasında ya da kamu işveren arasında bağlanır ve ancak bunlar tarafından değiştirilir. Kamu işvereni elbette ya da kamu hükümet elbette aylıklarda, maaşlarda tek taraflı olarak artışlara gidebilir. Ancak toplu sözleşmede öngörülen hesaplama yöntemini değiştiremez. Sorun budur. Yani 7,5 puan zam, 2,5 puan ek zam yapmasında bir sorun yoktur. Ancak bu 2,5 puanı toplu sözleşmeye dayanarak Temmuz ayında geri alması birinci önemli sorundur. Yani birinci itiraz ettiği nokta burasıdır. Buradan bir 2,5 puanlık şey gidiyor, fark gidiyor. İkinci şeyim ise hesaplama Akaryakıt yönteminde sonuna ikinci geliyor. sorun ise şudur. Şimdi toplu sözleşmede diyor ki enflasyon öngörülen 5 puanı artarsa aradaki fark eklenir. Yani enflasyon farkı eklenmesi gerekir. Şimdi enflasyon kaç? %42,35. Kaç puan eklenmiş? Benim hesabıma göre 5, hükümet buna 7,5 diyor ama sonuçta 7,5'da uygulasanız farklı bir sonuç çıkıyor. Geriye kalıyor fark olarak 37,35 puan kalıyor.
Şimdi 37.35 puanı eklediğiniz zaman %5, bundan %5 çıkarak eklediğiniz zaman %46.96 buluyorsunuz. Ancak hükümet böyle yapmıyor da maliye böyle yapmıyor. Maliye zırnık koklatmayacak bir hesap yöntemi uyguluyor. Nedir bu hesap yöntemi? Bu hesap yöntemi şu. Diyor ki maliye, ben diyor size %7,5 zam verdim. Ücretleriniz %107,5'a çıktı. Enflasyon kaç oldu? %42.35. %42.35'i %7.5'e bölüyorum ve bunun sonucunda yeni bir rakam buluyorum. Bulduğum rakam %32. Bu %32'yi de %7 oranında artırıyorum. Bulduğum rakam %41.69. Şimdi bu hatalı bir hesap. Neden hatalı bir hesap? Şunu diyor bize maliye ya da hükümet. Aralık ayı Ocak ayında %7,5 artacak ücretleri şimdi ben %42,5 artacakmış gibi geriye götürüp hesaplıyorum. Halbuki burada en önemli sorun şudur. Bu 6 ay boyunca memurlar ciddi bir kayba uğramışlardır. Çünkü enflasyonun arkasından gelmişlerdir. Yani Ocak ayında memurlara %2,5 ekle birlikte %7,5 zam yapılmıştır. Ancak 6 aylık enflasyon %42,5'tır. Sadece Ocak ayının enflasyonu %11'dir. Yani memurlar Ocak ayının başında almış oldukları %7,5'luk zammı zaten Ocak ayında kaybetmişlerdir. Dolayısıyla bu hesaplama yöntemiyle gittiğiniz zaman sadece teknik olarak enflasyona 6 ay sonra memuru getiriyorsunuz ve hiçbir iyileştirme sağlamış olmuyorsunuz. O yüzden bu hesaplama yöntemiyle memur maaşlarında hiçbir iyileşme olmamıştır. Bugüne kadar olmamıştır. 10 yıl boyunca 6 tane toplu sözleşme imzalanmıştır ve 6 toplu sözleşmenin sonunda ben size şunu söyleyebilirim. Enflasyon bu dönemde %484 artmıştır. Memur maaşları, ortalama memur maaşları %485 artmıştır. Yani 10 yılda enflasyondan 1 puan üstte bir artış sağlanmıştır bu hesap yöntemiyle. Çünkü bu hesap yönteminin temel mantığı şudur. Enflasyonu geriye doğru ücretlere veriyorlar. Enflasyonu geriye doğru ücretlere veriyorlar. Dolayısıyla herhangi bir refah payı söz konusu değil. Halbuki bu 10 yıl içerisinde yani 2012'den 2022'ye kadar kişi başına milli gelir %777 büyümüştür. Memurlar bundan hiçbir şekilde pay alamamıştır. Benim itiraz ettiğim yöntem bu yöntemdir. Yani toplu sözleşmeye aykırıdır bu yöntem. Toplu sözleşmede fark eklenir diyor. İkincisi toplu sözleşmede mahsup edilecek miktar 5 puandır, 7,5 puan değildir. Tek taraflı olarak toplu sözleşme düzeni ortadan kaldırılmıştır. Ve bunun sonucunda aslında şunu söyleyebilirim size. Enflasyonun 6 aylık resmi enflasyonun üstelik yani hepimizin tartışmalı bulduğu resmi enflasyonun 42.35 olduğu bir yerde memurlara 41.7 oranında zam yapılmıştır. Bu kabul edilebilir bir zam değildir. Burada bir dediğim gibi bir yanlışlıkla yapılan bir şey yoktur. Bu bilinçli olarak bu şekilde yapılmaktadır. Yani fark eski ücrete eklenerek giderilmiyor. Sıfırdan zam yapılarak yani Ocak ayında %7,5 zam yapılmamış haline biz %42.35 yaparsak nereye varırız diye afaki teorik bir hesap yapılıyor ve bu teorik hesap üzerinden fark ekleniyor. Halbuki yapılması gereken %7,5'luk bir ya da %5'lik bana göre %5'lik zam yapılmıştır. %42.35 enflasyon vardır. Çıkarılacaktır bu. Geriye %37.35 kalacaktır. %37.35'i %7'ye artırırsanız da %46.96 bulursunuz. Bunun önemi şu tabii. Mesela 10 bin lira almakta olan bir kamu görevlisi için, memur için bu yaklaşık 500 lira civarında bir farka karşılık gelmektedir. Yılda 6 bin lira. Bu dönem içerisinde ilk 6 aylık baktığımız zaman 11 bin lira kayıptadır ilk 6 aylık dönem içerisinde enflasyon karşısında. Enflasyon bu hızla giderse sadece Temmuz ve Ağustos ayında artıya geçiyor memur. Bunun dışında yine enflasyonun altında kalıyor ve 10 bin lira maaş alan bir memurun 2022 yılında enflasyon karşısındaki kaybı yaklaşık 15 bin lira olacaktır. Bu hesaplama yöntemi nedeniyle. İtiraz ettiğim hesaplama yöntemi budur. Dediğim gibi bunu bir yanlış... Bir de vergi dilimine de yakalanıyor, evet, tabii. Memurlar.
çok ciddi bir şey, sorun. Özellikle bunu Doktor Ozan Bingöl çok ayrıntılarıyla anlattı. Şimdi evet. Bakın, geçen yıldan bu yıla 24 bin lira olan vergi dilimi 32 bin liraya çıktı. Yani 12 bin, yaklaşık 3'te 1 oranında bir artış söz konusu oldu. Enflasyon kaç? %80'e yaklaşmış durumda şu anda. Vergi dilimleri, bu çok önemli bir sorun İsmail Bey. Vergi dilimleri Türkiye'de enflasyon ve yeniden değerleme oranının altında artırıldığı için İnsanlar hızla, çalışanlar, ücretliler, memurlar hızla ikinci, üçüncü dilime giriyorlar. Şu anda vergi dilimi eğer yeniden değerleme oranında artırılmış olsaydı 32 bin lira değil 98 bin lira olmalıydı. Dolayısıyla 98 bin liraya gelinceye kadar zaten asgari ücret nedeniyle bir vergi istisnası var. Onun üstüne çıktığınız zaman da aradaki 98 bin liraya kadar olan kısımda sadece %15'lik dilimden etkilenecekti. Şu anda ise 32 bin liranın üstünde hemen ikinci dilime, yani %20'lik dilime giriyorlar. Memurların çok önemli bir bölümü de şu anda Temmuz ayı itibarıyla, yani bugün yatan maaşları itibarıyla ikinci vergi dilimine, birkaç ay sonra da üçüncü vergi dilimine girecekler. Yani bu aslında memur maaşlarını ve işçi ücretlerini gizlice küçültme yoludur. Yani maliye daha fazla vergi alıyor. Vergi hesaplarken çok vergi dilimlerini ve tarifelerini hesaplarken cimri davranıyor. Ücret artışlarını hesaplarken cimri davranıyor. Böylece ücretler, yani hem brüt olarak ödeyeceği ücret azalıyor, hem de net olarak ödeyeceği ücreti azaltmış oluyor, maaşı azaltmış oluyor. Yani maliye burada tümüyle kendine yöntem bir hesaplama yöntemi çerçevesinde hareket ediyor. Bunun sonucunda da alım gücü, memurların alım gücü, maaşların alım gücü ciddi bir biçimde düşüyor. Şimdi nalıncı keseri, yani Rabbena Rabbena hep bana. Yani böyle bir durum çıkıyor ortaya. Şimdi 10 bin lira Haziran'ın işte ayın 10'unda 15'inde ne zaman alıyorsa devlet memuru 10 bin lira maaşı var diyelim bir devlet memuru. Temmuz evet. ayında %40 zam aldı. Enflasyon işte ayarlaması yapıldı. 14 bin liraya çıktı. 14 bin liraya Temmuz'da çıkan bir devlet memuru kaç ay sonra o vergi dilimine yakalanıp aşağı doğru düşmeye başlayacak o maaşı? Şimdi zaten şu anda... Ya biraz daha somutlaştırmak girmiş, için soruyorum işin açığı. Şu anda girmiş durumdalar. Zaten girmişler, doğru. Tabii şu anda zaten girmişler. İki türlü şeyle karşı karşıyalar. Maaşlarını kemiren iki faktörle karşı karşıyalar. Birincisi enflasyon. Şu anda alınmış olan zam Eylül ayından itibaren enflasyon karşısında giderilmiş olacak. Yani şu anda fiyat artışları şey olursa, aylık %3 artmaya devam ederse, Ocak ayında 10 bin lira bir memur 10.750 liraya çıkmıştı. Şu anda da 15.232 liraya çıktı şeyi aylığı. Dolayısıyla 2 ay sonra fiyat artışları böyle devam ederse şeyden itibaren, Eylül ayından itibaren eksiye düşecek enflasyon karşısında. Aynı şekilde vergi dilimleri açısından da ikinci vergi dilimine zaten girdiler. Maaşlarına bağlı olarak Eylül ayında, en geç Ekim ayında 3. vergi dilimine rahatlıkla girmiş olacaklar. Dolayısıyla memura yapılan şu anda 41.7'lik şeyin iyileştirmenin önemli bir bölümü de vergi dilimleri yoluyla geri alınmış olacak. Yani vergi dilim tarifesinin düşük tutulması nedeniyle de geri alınmış olacak. Tabii 5 puanlık bir iyileştirme, yani 5.3 puanlık bir benim hesapladığım ve doğru olduğunu düşündüğüm hesaplama olsaydı memurlar biraz daha ferahlamış olacaktı. Birkaç ay daha ferahlamış olacaklardı, ama sözünü ettiğiniz mesele çok doğru. Vergi dilimleri tarifesinin enflasyon, maaş artışları ve en önemlisi de yeniden değerleme oranında artırılmaması halinde yıl sonuna doğru net ücretler, yıl başındaki net ücretlere göre önemli bir ölçüde gerilemiş olacak. Yani tabii ki insanın aklı almıyor değil mi? Yani ya da benim anlıyor bilmiyorum. Tuhaf bir durum var. Sizin maaşlarınızı enflasyona ayarladık, artırdık diyorlar. Ama enflasyon devam ediyor. Tabii.
Tabii ki. Artış değil tabii. Tabii tabii, yani arttırdık diyorlar dedim. Yani ben söylemiyorum arttırdılar diye, enflasyona uygun bir hale getirdiklerini iddia ediyorlar. Ama bu arada enflasyon devam ettiği için her ay, dolayısıyla her ay fakirleşiyor memur, işçi, ücretli olan fakirleşiyor. Bir de memurlar için ayrıca biraz önce konuştuğumuz vergi dilimi meselesi var. Bir de oraya giriyor. Yani eskiden şöyle bir atasözümüz vardı. Kaşıkla verip kepçeyle almak. Ya şimdi bakın, tatlı kaşığıyla bile değil, çay kaşığıyla verip kepçeyle topluyorlar gibi bir durum var sanki ortada. Katılır mısınız bilmem. Kesinlikle çok haklısınız. Şimdi yüksek enflasyon dönemlerinde en önemli mesele şudur. Şimdi siz yılbaşında 7,5 aldınız. Sonra Temmuz ayına gelip 41,7 aldınız. Şimdi ama enflasyon her ay arttı. Mesela yılbaşında 7,5 alan bir memur, 10 bin lira alan bir memur, Ocak ayında 360 lira, Şubat ayında 895 lira, Mart ayında 1531 lira, Nisan ayında 2421 lira, Haziran ayında 3485 lira gelir alım gücünü kaybetti. Çünkü enflasyon her ay artıyor. Şimdi yüksek enflasyon dönemlerinde 6 aylık ve 1 yıllık artışlar kesinlikle çalışanların aleyhinedir. Çalışanları yoksullaştırıcı niteliktedir. O yüzden bu tip dönemlerde zamlar yapılınca, enflasyon öngörülen zammı aştığı andan itibaren ücretlerin düzeltilmesi gerekir. Yani %7,5'u aştı, Ocak ayında %11 ise bunun düzeltilmesi gerekir. Diğer ayda düzeltilmesi gerekir. Bizde ise şu yapılıyor ve bu çok tehlikelidir. Yani geçmiş 6 ay kaybediyorsunuz, size sonra deniyor ki %41,7 zam yaptık. Hayır, zam falan yapmadınız. Yok öyle bir şey. Sadece kaybedilenleri 6 ay gecikmeli olarak, 6 ay gecikmeli bakın, yani o gitti, 6 ay gecikmeli olarak eklediniz. Zam filan yok. Zam nedir? Zam şudur. Benim enflasyonun üstünde bir gelirim olursa zam budur. Yani enflasyondan fazla, enflasyonun üstünde, yani Ocak ayında benim aldığım 100 ekmek Temmuz ayında 110 ekmeğe çıkarsa benim ücretim artmıştır. Yoksa Ocak ayında ben 100 ekmek aldım, sonra Haziran'da bu şeye düştü, 60 ekmeğe düştü, sonra Temmuz'da tekrar 100 ekmeğe çıktı, benim gelirim falan artmış olmuyor, zam ya falan üstelik, olmuyor. Üstelik her ay eksik yediğiniz ekmekleri bir biçimde size Temmuz'da toplu veriyorlar. Ne yapayım? Ekmek bayatıyorlar. Toplu da vermiyorlar. Sadece o aylık veriyorlar. Yani giden gitmiş oluyor. Yani enflasyonun geriden bir çalışanların şey absorbe ettiklerini düşünün, onun için söylüyorum bunu. İşte yani geriden takip edilmesi enflasyonun toplam alım gücünü düşürücü bir şey yaratıyor, özellik yaratıyor. Yani kümülatif hesabın burada bir anlamı yok. Yani Temmuz ayında nereye geldiğimiz değil, yıl ortasında ne kadar gelirimiz, yıl ortalaması olarak ne kadar gelirimizin olduğu önem taşıyor. Bir de tabii bu tip yöntemlerle, yani hesaplamayı minimum tutarak, herhangi bir ek, herhangi bir iyileştirme yapmayacak şekilde tutarak memurların elde edebileceği geliri tabii düşürüyorlar. Tabii burada en önemli söz tabii söylenmesi gereken, yani hükümetin izlediği politika, maliyenin izlediği politika, yani mümkün olduğu kadar fazla vergi toplamak ve mümkün olduğu kadar az kaynak vermek. Bunu biliyoruz. Ancak sendikanın burada izlemiş olduğu tutum hakikaten, yani memur senin burada izlemiş olduğu tutum hakikaten dikkate değerdir. 6 dönemdir toplu sözleşme imzalanıyor ve şunu net biçimde söyleyebilirim. 6 dönemdir hem ortalama memur maaşları hem de aylık kat sayıları açısından baktığımızda enflasyonun, yani 10 yılda bir puan üstünde şey olur mu? Memur maaşı olur mu? Yani ülke büyümüş, ekonomi büyümüş, bu ekonomik büyümeden pay söz konusu değil. Sadece enflasyonu kafa kafaya getirmişsiniz. O da yıl içindeki kayıplar cabası. Yani burada tabii Türkiye'deki toplu sözleşme düzeni ve memur sendikacılığı düzeninin son derece önemli bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Hocam şimdi sendikacı dediniz de sendikalardan söz ettiniz. Yani eğer cevaplarsanız sevinirim ama cevaplamazsanız da saygıyla karşılarım. Şunu merak ettim. Şimdi bir iddia koydunuz ortaya. Hesaplama yöntemini de söylediniz. Kamuoyuyla paylaştınız. Eşinizden, dostunuzdan olabilir sendikacı. Onlardan söz etmiyorum. Resmi olarak sizi herhangi bir sendikadan, ya hocam sen bir şey söyledin de, hani bu da bizim kaybımız, bize bunu gelsen de ya da biz sana gelsek de bize şunu bir anlatsan, işin doğrusunu bir bilsek de biz de gidip de söylesek bunu diyen bir sendika oldu mu? Evet, oldu. Tebrik ediyorum o sendikayı. Çeşitli sendikalar
aradı. KESK aradı ama emekçileri sendikaları konfederasyonu bu hesaplama yöntemiyle ilgili ayrıntılı bilgi aldılar ve bugün de duyurdular. Bu konuda dava açacaklar. Ben KESK'i kastetmemiştim zaten hocam. Onu arayabileceği zaten öngörülerim içinde de. Birleşik Kamu İş bildiğim kadarıyla Birleşik Kamu İş'te okuduğum kadarıyla sosyal medyada konuyu gündeme getireceğini söyledi. Yine bağımsız bazı sendikalar bu konuda aradılar. Dolayısıyla yani bu konuda duyarlı olan sendikalar oldu fakat Memur Sen bu konuda herhangi bir adım atmadı. Tersine ta baştan itibaren bu hesaplama yönteminin doğru olduğunu söyledi. Esas tabii hazin olan odur ama açıklıkla çünkü masada olan yani o. Yani masada olan o. Sözleşme hakkı olan sendika o. Onun evet, bir şey söylemesi anlamlı. Yetkili ama tabii diğer sendikaların girişimleri de önemli. Çünkü tabii ki. Diğer sendikaların girişimleriyle bu mesele idari yargıya tetikleyici olur. Yargı yoluyla bir çözüm bulunabilir mi? Bulunursa elbette önemli olur ama açıklıkla söyleyebilirim. Başta KESK olmak üzere değişik sendikalardan bana ulaştılar ve bu konuda girişimleri olduğunu belirttiler. Ayrıca bu yayın vesilesiyle duyarlılıklarına teşekkür ediyorum. Doğru olması gereken bu tartışım, en azından bunu tartışmak gerekir. Yani benim iddiam mutlaka doğrudur diye bir şeyim yok elbette ama bunu tartışma, buna dikkat etmesi gerekir sendikaların. Bazı sendikaların bunu yaptığını söyleyebilirim. Evet. Evet, bu tabii ki güzel bir şey. Arkadaşlar ne kadar var reklama? Peki, şimdi hocam bir iki dakika süremiz var. Bu iki dakikayı da şunu öğrenmek istiyorum. Yani ne kadar izah edilebilir bilmiyorum ama bundan sonraki süreçte bu yöntemin değişeceğini düşünüyor musunuz? İktidarın bu konuda ya acaba mı diyebileceği hakkında böyle bir iyi niyetiniz var mı? İyi düşünceleriniz var mı? Şimdi ben bölüşüm ilişkilerinin toplu pazarlığın sadece iyi niyetle yürümeyeceğini, çok uzun yıllardır toplu pazarlık ve sendikal dünya içindeyim hem akademik olarak hem de sendikal olarak bunların iyi niyetle olmadığını, güçle olduğunu, politikayla olduğunu, kararlılıkla olduğunu bilir durumdayım. Sendikal hareketin, sendikaların bu konuda göstereceği kararlılığa bağlı. Tek taraflı olarak hükümet böyle bir şey yapar mı diyorsanız hayır yapmaz çünkü yapsaydı bugüne kadar yapardı. Şimdi demin size söyledim. 2012'de bugüne 10 yıl geçti memur toplu pazarlığında ve bu 10 yıl boyunca sadece patron TÜİK'ti. Yani TÜİK dedi TÜFE şudur, memurlara bu ev verildi. TÜFE şudur, memurlara bu verildi ve şu anda TÜFE ile memur maaşları kafa kafaya. TÜFE'nin de yeterli olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar bu yapılmadı. Bundan sonra tek taraflı olarak yapılır mı? Ben bölüşüm ilişkilerinde bunun mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani güç ilişkisidir bu. Sendikalar, çalışanlar, işçiler, memurlar bu konuda ısrarlı olurlarsa hem politik olarak hem sendikalı olarak bu değişir. Ama aksi halde bu sadece hükümetin niyetiyle değişir mi? Doğrusu ben çok iyimser değilim bu konuda. Deneyim bunu göstermiyor maalesef.